İyi akşamlar. Halkın ekonomisiyle karşınızdayız. Ulusal Radyo'dan da yayınımızı takip edebilirsiniz. 100.8. Bu hafta gerçekten önemli gündem maddeleri var. Yoğun bir program olacak. Başından söyleyelim. Ekonomist Sayın Uğur Cüvelek'le birlikte biraz ağır konulara gireceğiz. Günümüze de geleceğiz ama biraz nasıl diyelim, bulunduğumuz tarihleri de konuşmamız lazım. Dün 11 Eylül'dü. Bugün de 12 Eylül. Bu tarihlerden bir tanesi küresel ölçekte hocam çok etkili bir konuydu. 11 Eylül Amerika'da ikiz kulelere saldırı. 12 Eylül Türkiye'nin yakın tarihinde hala derin izler, acı izler bırakan ve etkilerini bugün de aslında yani tarihten çok hala etkileri devam eden bir müdahale, bir durum. Bunları biz biraz ekonomi politik diyelim. Bu çerçevede sanırım ele alacağız. İsterseniz 11 Eylül'le başlayalım, sonra 12 Eylül diyelim. Günümüze de süre yettiğince gelmemiz lazım. Çünkü hocam merak edilen çok fazla şey var. Raflarda örneğin bazı ürünler bulunuyor, bulunamıyor. Şikayetler var. İşte bazı kara borsacılık iddiaları var. Onlara doğru kadrajımızı küçültmeye çalışacağız. Ancak şu büyük resmi hazır günleri de gelmişken konuşalım diyorum. 11'den başlıyoruz, 12'sinden. Onu nasıl yapalım? Seçim sizin olsun. İsterseniz 12-11 yapalım. Önce 12 yapalım. 12 Eylül deyince ne hatırlıyoruz? İki tane tarih var 12 Eylül deyince. Biri 12 Eylül 1980 darbesi. Bir de birkaç yıl önce bir referandum yaptık. 12 Eylül referandumu 2010. Evet. Yargıda büyük değişiklikler vardı. Onların etrafına bir türlü rüşvet maddeleri gizlenmişti. Toplam 27-28 madde referanduma gidilmişti. Kıl payı evet çıkmıştı. Ondan sonra Türkiye'de bambaşka bir süreç başlamıştı. Ki 2013'teki 17-25'i yani Ergenekon balyozdan sonra AKP içinde derin çatlaklar yaratan, büyük sıkıntılara mal olan, 15 Temmuz'a sebep olan bir referandum. Arkasından bir rejim değişikliği de geldi, farklı bir referandum, ama o referandum da bir kırılma anıydı. Evet. Ama onu bir kenara bırakalım. O başka zaman tartışır ama 12 Eylül 1980 ne getirdi ne götürdü? Soğuk Savaş sonrası 70'li yıllar bir kabus gibi geçti dünyada. Neden? Önce doların rezerv para özelliği de bir değişiklik oldu 70'lerin başında. Amerika artık dolar getirene altın vermeyeceğim dedi. Herkes dolardan kaçmaya başladı. 70'li yıllar doların tepe taklak değer kaybettiği bir dönem. Ama bu değer kaybı başka şeyleri tetikledi. Örneğin petrol ihraç eden ülkeler vareli 1,5-2 dolardan petrol satıyorlar. Dolar değer kaybedip satın alma gücü düşünce bir anda ciddi bütçe açıkları vermeye başladılar. Ne yapsınlar? Bir arayış içindeler. Sonra baktılar, biz ne satıyoruz? Zorunlu ihtiyaç maddesi. O zaman biz arzı kısalım, örgütlenelim, yüksek fiyat isteyelim. OPEC. Daha az satıp daha çok para alalım. OPEC'i kurdular. 73'te petrolün varil fiyatı önce 12 dolara çıktı. 74'te 20 dolara çıktı. 70'lerin sonunda 40 dolarları gördü. Altın 70'lerin başında 35 dolardı. 79'da 851 dolar gördü. Anormal bir dönemdi. Dış politikada büyük değişiklikler oldu. Yeni sorunlar, yeni sonlar, yeni başlangıçlar, tam bir kavşak. Dünya stagflasyon kavramıyla tanıştı, risk yönetimi kavramıyla tanıştı. Ve Türkiye o koşullarda ne olup bittiğini anlamadan eski alışkanlıklarıyla gitmeye çalıştı. Koşullar değişmişti. Farkında olmalıydı sıkıntı yaşamak için ama olmadı. 70'lerin son 3 yılında 70 sente muhtaç duruma düştük. Bir başka açıdan 68 kuşağı tüm dünyayı sarsmıştı. Amerikan emperyalizmine karşı bir baş kaldırı vardı. Savaş görmemiş, savaş ilk 45 sonrası doğan nesiller dinozorlara, korku ile insanları yönlendirmeye çalışanlara isyan aşamasındaydı. Toplum örgütlüydü. Ve 72 seçimlerinde Türkiye'de o 68 kuşağının iktidara gelme şansı artmıştı. Ve Türkiye 73 sonrasında Amerika tarafından operasyon bölgesi yapıldı. İçeride insanlarımız birbirine kırdırıldı. Yani 1900'lerin başında Ermeniler nasıl kullanıldıysa bir takım Türkler görüş ayrılığıyla diğer Türklere karşı kışkırtıldı.
Yine etnik farklılıklar aynı amaçla kullanılmaya çalışıldı. Kavimler kapısı, Anadolu insanları birbirine girmeye başlatıldı. Akan kan arttı. Enflasyon da hızla yükseldi. 70'lerin başında 1 dolar 9 lira 80 kuruştu. 70'lerin sonunda 70 liraya varmıştı. Ve 70 sente muhtaçtık. Bugün diyorlar Türkiye hiç borçlarını ödemezlik etmedi. Hayır, Merkez Bankası çeklerinin karşılıksız çıktığı bir dönem 78-80 arası. O koşullarda 12 Eylül 1980 geldi. Öncesini sonrasını farklılaştırdı. Türkiye'yi Amerika'nın vesayetine prangaladı. 5 kişinin imzasıyla seçimle gelen siyasilerin alamayacağı kararları aldılar. 83'teki Washington uzlaşmasına boyun eğdik. Küreselleşmeyi kabul ettik. 80'lerin ilk yıllarında çok ciddi durgunluk vardı. Arkasından Özal yıllar geldi 92 Anayasası'ndan sonra. Orada da işler çok iyi gitmedi. Gelir dağılımı bozulmaya başladı. Göründüğü gibi değildik. Bütçe dışında bütçe büyüklüğünde fonlar oluşturuldu. Yeni zenginler yaratıldı. Tabii ki ertelenen borçlar, yapılandıran büyük ödemeler 86-88 arasında gelince gelecekti. Hazır olamadık. Yine krize girdik. Evet. 4 Şubat 1988 kararları, nakit yaratmak için benimsenen yöntemler, sırası dur kalk dur kalk, sorunların giderek ağırlaştığı bir dönemdi. 94 krizine kadar devam etti. Hı hı. 96'da bir kırılma yaşadık. Artık Türkiye'nin üretimden uzaklaşma süreci başladı Gümrük Birliği ile beraber. Tüketicinin gözü boyanacaktı, üretim kaderine terk edilecekti. Ha, 80'li yıllarda bir şey unuttum. Özelleştirme konusu da gündemimize girmişti. Kamu iktisadi teşekkülleri batma kaderine terk edildi. Teknolojik yenilemeler yapılmadı. Bütçeden destek verilmedi. Gidin bankalardan borçlanın denildi. O yüksek faizli borçlar önemli kurumların çoğunu batık duruma getirdi. Evet. 96'da Gümrük Birliği de tüketiciyi koruyayım derken üreticiyi kaderine terk etti. Yine tarım açısından baktığımızda 80'li yıllar Türkiye'de fiyatların, iç piyasa fiyatlarının dış piyasa fiyatlarına eşitleneceği bir dönem oldu. Tarımsal ürün fiyatları çok arttı. Geri dağılım bozulmasında bunun da etkisi var ama çiftçi bundan yararlanamadı, perişan oldu. Halbuki Türkiye'de tarım doğurgan bir sektördü. Diğer sektörlere kaynak aktarırdı 80 öncesinde. Tam tersine yükselen fiyatlara rağmen Türk tarımı giderek kilo verdi, çaptan düştü. Tarımda ithalatçı olmaya başladık. Boyutu giderek arttı. 96'dan sonra bu hızlandı. 94 krizi, arkasından 2001 krizi. Küresel rüzgarlar bizi bir oraya bir buraya savurdu. Sayıcı böyle günümüze geleceğiz ama 1980 askeri müdahalesi diyoruz. Bu kavram kullanılıyor. Şimdi ekonomi alanın aslında çok ciddi ekonomik kararlar alındı. 24 Ocak 1980 bu bilinen bir karar. Bu müdahalenin ekonomik müdahale boyutu yani yarattığı temel kırılma neydi? 1980'de. Daha önce yapılamayan ne yapılmaya başlandı 1980 askeri rejimi altında diye. Tabii. Şimdi 1980 öncesinde Türkiye'nin kambiyo rejimi belliydi. İthalat rejimi belliydi. İhracat rejimi belliydi. Dış alemle ilişkilerimiz belliydi. Türkiye'de etkili düzenlemeler vardı sorun oluşmasını engelleyecek. Sermaye öyle her istediği şeyi yapamazdı. Yani sermayeye kontrol vardı. Tabii, 80 öncesinde. 80 öncesinde küresel eğilimlerin Türkiye içindeki etkisi sınırlıydı. Örneğin şu son döviz operasyonu gibi tabii, operasyon yapılabilir miydi 80 öncesinde? Hayır, yapılamazdı. 80 öncesinde başbakan işte döviz kurunda da faiz oranında da vergi oranında da hepsinde belirleyiciydi. Bu güç 12 Eylül 1980 darbesiyle kademeli olarak seçimle gelenlerin iradesinden çıktığı küresel sermaye devredildi. En önemli fark burada. Bu önemli fiyatları siz dış güçlere emanet ederseniz geleceğiniz üzerinde belirleyici olamazsınız. Yani siyasetin ekonomideki etkisi kırıldı 80'de. Böyle kesinlikle, değil miyiz? Kesinlikle. Türkiye rekabete açıldı. 80 öncesinde rekabet yok. 80 sonrasında var. Ne demek bu? Yani rekabet... 80 öncesinde üreticiyseniz, sanayi üretim, evet, elinizi öpene istediğiniz fiyattan satardınız. Çalışanlar grev tehdidiyle yüksek zam mı istiyor? Verirdiniz, fiyata yansıtabilirdiniz. Talep vardı Türkiye'de, mal kıttı. 80 sonrasında mal bollaştı.
talep kademeli olarak zayıfladı. Maliyet artışlarını fiyatlara yansıtmak giderek zorlaştı. Enflasyon konusunda bir şey söyleyeyim. 80'lerin ilk 3 yılında %100'ün üstünden %25'e düştü. Ama ondan sonra hep yüksek. 50-40-100 bandında dalgalandı uzunca bir süre. Yani 2000'lere kadar. Enflasyonda problem. Bu kadar yüksek enflasyonunuz varsa sıkıntı büyük olur. Yani ortalama %40 reel faizle Türkiye dış dünyadan borçlanıyor ama %4 büyüyor. Bunun gelir dağılımını bozması, üretenleri perişan etmesi kaçınılmazdı. Göz boyamak için 94 krizinde işte Gümrük Birliği devreye sokuldu. Yani Türkiye'nin yine 70'lere bakalım, Kıbrıs operasyonu sonrasında bizim AB hikayemizi bir hararetlendirdiler. 87'de bir başvuru dedi, tavsiyesi geldi Amerika'dan. Olmadı. Yine Gümrük Birliği de Amerika'nın tavsiyesiyle gerçekleşmiş bir şey. Zaten biz Gümrük Birliği'ne girdik. Asya krizi, Rusya krizi, dünya harman yerine döndü. Eğilimler sürdürülebilir değildi. 2001 krizini yaşadık. Kamu dengesi bozuldu. Yüksek kamu borcuyla. Bankalar batık hale geldi. İlk IMF ile stand-by başarısız. Sonra dervişi bir program var. O zaman hatırlıyorum, Amerikan işte hazine sekreteri şöyle demişti. Bu son şansınız, bir daha IMF'den bir destek gelmez. Derken 11-52-2001 olunca Kemal Derviş apar topar Amerika'ya gitti. Bir pazarlık yaptı. Amerika'nın Türkiye'den bir talepleri vardı. Türkiye'yi seçime götürme karşında Türkiye'ye önden yüklemeli bir para daha gelmeye başladı. Yani 2002 sonrası da ayrı bir hikaye. Evet. Ama yine tüketicinin ön plana çıkarıldığı, şuursuzluğun, derinlik sarhoşluğunun teşvik edildiği, aklın rafa kaldırıldığı, sorunların kontrolsüzce ağırlaştırıldığı, başrolde hesapsız borçlanmanın oynadığı bir süreci bugüne kadar yaşadık. Bugün ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani aslında bugün konuştuğumuz üretim yok, üretmeliyiz. Çok tüketiyoruz, kısmalıyız. Çok fazla ithal girdi var, azaltmalıyız. Hep bir takım başlıklar sayılıyor. Sanayici de bu başlıkları sayıyor. Tüketen de artık anlamaya başladı meseleyi. Bütün bu ekonomik temeller 80'de mi, o kırılmayla mı kanalize edildi? Ya da o şırınga orada mı geldi bize? Büyük ölçüde dış müdahalelere çok daha açık hale geldik. İki, zaten yarattığımız ekonomik pastada sorun vardı. Bunda önemli bir payda finansal sermaye başlayınca diğerlerinin payları da küçüldü. Rekabet de çetinleşti. Ve üretici korumaktan vazgeçtik, tüketiciye odaklandık. Tüketici bak, yaratmaya mı odaklandık? Önce yani kamu iktisadi teşekküllerini korumaktan vazgeçtik, kaderini terk ettik. Evet. Sonra özel sektör üreticisine kenara ittik. Türkiye üretimden vazgeçme lüksü olmayan bir ülkeydi. Olursa kırılganlaşır, geleceğini belirleyemezdi. Öyle oldu. Peki bir grup diyelim ekonomiste şöyle bir başarı hikayesi üretiyor. Özellikle 80'li yıllar ve Özal'ın ortaya koymuş olduğu ekonomik açılımların diyelim, o dönemki açılım buydu. Dünyaya açması diyelim. Türkiye'nin altyapısını yenileştirdi. Telekomünikasyon gibi belli hizmetlerde dünya standartlarına ulaştık. Rekabetin getirmiş olduğu kalite yükselişi Türk üreticisine yansıdı gibi değerlendirmeler var. Bunlara ne dersiniz? İşin bir boyutunda böyle değerlendirmeler. O da doğrudur. Yani evet, telekomünikasyon altyapısında önemli değişiklikler oldu ama bunlar hep borçla oldu. O borçların yarattığı sonuçları söyleyeyim ben sana. 94 krizini biz 6.4 milyarlar cari açık yüzünde yani yaşadık. Bugün ne kadar cari açmış? 2001 krizini 9.8 milyarlar cari açık yüzünde yani yaşadık. Her kriz ağır kayıplar verdirdi, dışa bağımlılığımızı artırdı, kendi geleceğimizi belirlemekten uzaklaştırdı. 80 sonrası sosyal dengelerde büyük bir değişim, dönüşüm yaşandı. Toplum mühendisliği yapıldı Türkiye'de. Siyasi partilerin de rengi değişti. Sarıya kaçtı, beyaz ve siyahtan sarıya doğru. Milletin gözünü boyadı. Başka yerlere hizmet etti. Belki çoğu kez cebini düşündü. Yani hamaset insanları uyutmak için, yönlendirmek için kullanıldı. Ama bu ülkeye ihanet otoyol oldu. Evet. İsterseniz
şunu da sormak istiyorum. Aynı yıllarda Arjantin'de de bir askeri darbe yaşandı. Ve bugün örneğin şunu konuşuyoruz. Kırılgan ülkeler Türkiye, Rusya, Arjantin. Ama dünyanın sadece Türkiye'de değil başka ülkelerde de liberalleşme yönünde adımlar atıldı ekonomide. Ve bu hep bir askeri darbeyle geldi. Bu bir tesadüf müdür? Aynı zaman diliminde başka coğrafyalarda da böyle müdahalelerin olması. Şöyle anlatabilirim. Önce ekonomiden gideyim sonra siyasete geçeyim. 1945-70 arasında sabit kambiyo rejimi var. Soğuk savaşın gölgesinde o dönemde çok askeri darbelere rastlanmıyor. 74'e kadar CIA kendi hedeflediği bölgeler ya da konsolanlarında daha sinsi, sessizce işlerini yürütüyor. 74'te bir şeyler değişiyor dünyada ve CIA'nin bu tip operasyonlar yapması yasaklanıyor. Onlar da aynı işleri hedef bölgelerde taşeron örgütler yaratarak aynı işleri yapmaya başlıyorlar. Darbeler de kronikleşiyor. Bunu Latin Amerika'da da görürsün. Asya'da da görürsün. Orta Doğu'da daha fazla görürsün. Şimdi o 74'ten başlatalım. 74'ten sonra biz neler yaşadık ama bizde öncesi de var. Çünkü çok kritik bir coğrafyadayız. Biz özel bir ülkeydik. 70'lerde bakıyorum dolar paldır küldür aşağı iniyor. Dünyada emtia fiyatları dolarla fiyatlanıyor. Bu gelişen ülkelerde sıkıntı yaratmıyor. Gelişmişlerde sıkıntı yaratıyor. Doların düştüğü dönemler. Niye? Çünkü gelişenlerin parası da dolara sabit çaprazla bağlanmış. Dolara düştükçe rekabet güçleri artıyor. Büyük sıkıntı yaşamıyorlar. Zaten portföy yatırımı, sıcak para hareketi falan yok o dönemlerde. IMF'nin yeşil ışığıyla bankalar kredi veriyor ya da IMF'den geliyor biraz. 70 yıllarda böyle yok. Ama mesela 70 yıllara bakın ilk yarısında Avrupa'da aile şirketlerinin büyük kısmı tarih olmuştur. Risk yönetimi kavramı o dönemde devreye girmiştir. 80'lere geliyoruz. Bu sefer Amerikan doları güçleniyor 85'e kadar. Bu çok tempolu bir güçlenme. Bu emtia fiyatları da dolarla fiyatlanıyor. Gelişen ekonomilerdeki IMF programlarından başarılı olanı yok o dönemde. Niye her seferinde gelişen ülke parası devalüe ediliyor? Bir ayarlama yapılıyor ama dolar güçlendiği için rekabet gücü kaybediyor, hedefleri ıskalıyor. Başarısız. Bu başarısızlıklar döneminde darbeler de var. Mesela 80-85 arasında Latin Amerika'da hiperenflasyonla tanışmamış ülke yok. Gelir dağılımı çok bozuluyor. Bir takım toplum mühendisliklerinin altyapısı oluşuyor. Eğer orta sınıfınız güçlüyse bunlar kolay yapılamıyor. 85 sonrasında her şey çok daha kolay. Evet, darbeler bir anlamda bazı işlerin de yapılabilmesi için yolu düzlüyor ekonomide. Yavaştan aslında oraya gelmiştiniz az önce. Kemal Derviş'in Türkiye'ye gelmesi, işte bir savaş takviminin işletilmeye başlaması, Irak'a yönelik. Tam o esnada 11 Eylül saldırıları. Orada da bir kritik 2-3 yıl var. Dün de 11 Eylül'ün yıl dönümüydü. Tabii. Burayı biraz konuşmamız lazım. Yine biraz tarih Türkiye'ye geçmeden önce. 1994 önemli yıl Mehmet. Neden? Biz krizdeyiz. Evet. Meksika krizde, tekila kriz dedikleri. Başka sıkıntı yaşayan ülkeler var. Ve 94'te dünyada para kazanan banka olmadı. Şimdi sana garip gelecek. Nasıl oldu? 94'te Amerika ekonomisi ısınmaya başlamıştı. Federal Reserve Şubat ayında ilk faiz yükselişini yaptı. 3'ten 3.75'e çıkardı. Bir adımda 3 kademe birden. 11 ay içinde 5 kez faiz yükseltti. Altının üstüne çıktı. Bana mısın demiyor ekonomi. Durmuyor, fren tutmuyor. Normalde fiyat istikrarını korunabileceği bandın üst sınırını aşmış, çıkmaya devam ediyor. Orada bir teşhis kondu. Monetarizm bitti. Artık şeffaf para politikası yok. Eğilimler sürdürülebilir olmaktan çıkıyor. Peki ne olacak? Amerika'da enflasyon baskıları artacak. O sırada Merkez Bankası da Amerika'da çaresiz. Bir borsacı çıktı. Ya dedi boş verin. Başka bir politika uygulayalım. Güçlü dolar isteyelim. Dolar güçlendikçe dünyadan ucuzluk ithal ederiz. Enflasyonu öyle kontrol ederiz. Bırakın ekonomi büyüsün. Faiz yükselterek öldürmeyin. Eğilimler sürdürülebilir olmaktan çıkmıştı. Monetarizmin defteri kapandı. Şeffaflık ortadan kalktı ve geleneksel olmayan politikaları Amerika başlattı. Yıl 95. Doların güçlenmesi gibi bir hikaye yazıldı.
7 yılda Amerika'nın açıklarını kapatacak yeni bir program. Cumhuriyetçiler, demokratlar uzlaştı. Yanında bir takım şovları da var. Örneğin Japonya ile ticaret savaşı vesaire gibi, ama dandik. Sırf beklentileri yönlendirmek için. O dönemde belliydi. Dolar güçlenirse, ki Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra portföy yatırımları da patlamıştı. En çok portföye sıcak para da Asya'ya gitmişti. Asya krizi tetiklenebilirdi. Doların güçlenmesiyle. Doların güçlenmesiyle o program uygulamasına 96 başkanlık seçimlerine başladılar. 9 ay sonra Tayland düştü. Arka arkaya patlamaya başladı. Hong Kong düşünce Asya krizi dediler. Deflasyonist bir krizdi. Orderlı bir krizdi. 21. yüzyılı Amerikan yüzyılı yapabilmek için. Şimdi o Amerikan yüzyılı hikayesini dilerseniz 60 saniye bir aramız var. Ardından devam edelim. Ekonomist Sayın Uğur Cüvelek sıkı bir özet yaptı bize. Hocam niye sıkı dedim? Çünkü geniş bir tarih dilimini bir şeye sıkıştırdık. Belirli bir odağa doğru geldik. Yavaş yavaş da 12 Eylül'ün biraz ekonomik altyapısını konuştuk ama 11 Eylül'ü konuşup günümüze gelmemiz lazım. Acil konular var. Hocam biraz hızlanayım. Evet. En son 90 Asya krizinde kaldık. Evet. Arkasından Amerika için işler iyi gidiyor. 21. yüzyıl Amerikan yüzyılı yapacaklar. Ama 98'de işler ters gidiyor. Umdukları şu. Çin'in hemen krize girmesini istemiyorlar, önce Rusya. Krize giren her yerde parçalanacak. Altyapısı hazırlanmış. Çin'den ilk Uygurlar kopacak. Rusya'nın geri kalanı da paramparça olacak. Hesap yapmışlar. Ama Rusya 1998'de Batılıları şaşırttı. Krizi tercih etti, borç istemedi. Rusya'nın geri kalanı da parçalanmaktan kurtuldu bu sayede. Önemli bir nokta. Orası kırılma noktası. Evet. Bu sefer Amerikalılar panikledi. Büyük Orta Doğu projesi o dönemde devreye sokuldu. Hatta Clinton'ı kabul ettirmek için Monica Lewinsky skandalı ile azille tehdit ettiler. 98'in son çeyreği çok sıkıntılı geçti. Deflasyonist baskı, bulaşıcı, yayılıyor. Asya ile başlamış. Rusya Latin Amerika'ya doğru gidiyor, dünyayı dolaşacak ve sistemi çökertmeye götürüyor. Clinton niye tehdit ettiler Monica Lewinsky? Neden? Clinton'ın danışmanları, bakanları Büyük Orta Doğu projesi için Amerika için felaket olur, sakın dedi. Clinton da kabul etmedi. Sadece bir ay oyaladı, Irak'ta biraz sansiyon yükselterek. Evet. Ama işte elçiler, diplomasi devreye girdi, konuyu soğuttu. Bu sefer Amerikan yeni muhafazakarları hiç hoşlanmadılar. Ne pahasına olursa olsun Büyük Orta Doğu projesi dev başlamalıydı. Clinton'a bir şekilde kabul ettirmelilerdi. O ortamda Monica Lewinsky skandalı patladı. Azille tehdit edildi. Hatta 99 Mayıs'ında enflasyon çok yüksek çıkınca Hazine Sekreteri istifa etti. Karşı çıkanlardan biriydi. Ama Clinton teslim olmuştu. Şimdi çok karışık dedim. BOP başladı. 99'un başı. Türkiye'de bir azınlık hükümeti var. Seçime gidiyor. Evet. Birdenbire mucize. Bahçe Kütüklis Ceyhan boru hattını da tahkimi kabul ediyoruz. Terörist başı paketlenip Türkiye'ye geliyor. Hatta Sayın Bülent, yani rahmetli Bülent Ecevit şöyle diyor. Neden geldi? Ben de o an anlayamadım diyor. Yine Avrupa ile Amerika banana muzunu bahal edip ticaret savaşı başlatıyor. Bir operasyon var. Mesela 99 Şubat'ta petrolün varil fiyatı 8 dolar. Sıkıntı ciddi. Dünyada Amerika dışında büyüyen ekonomi yok. Latin Amerika'da krize girmiş. Brezilya 99'da. O ortamda bir operasyon başlıyor. Türkiye'de o mucize olduktan sonra. Bölücü başı Türkiye'ye teslim edildikten bir hafta sonra İncirlik'ten uçaklar kalkıyor. Yumurtalık Kerkük boru hattını vuruyor.
Bir hafta sonra OPEC toplanıyor, üretimi %10 kısma kararı alıyor. OPEC üyesi olmayanlar da katılıyor. Petrol fiyatı bir anda 3 ay içinde 8 dolardan 17 dolara çıkıyor. Bir daha da yön değişmiyor. 2000 yılında 30 doların üstünde petrolün varil fiyatı Amerika'yı da, son büyüyen ülkeyi de durgunluğa sokuyor. Yumuşak bir iniş değil, biraz sertçe çakılma var. Kontrol dışı. Örneğin 7 Eylül 2001. Amerika'da her ayın ilk cuması işsizlik rakamı açıklanır. O gün açıklandı. Beklenti %4.9'du. %4.6'ydı. %4.9 çıktı ve Amerika'da panik başladı. Herkes özel sektör satıyor. Özel sektör kağıtlarını, tahvil, hisse senedi. Devlet borçlanma senedi alıyor. Bizde her şeyi satıp döviz almak gibi bir şey. O panik zirvesinde kapandı o gün. Tüm fonlar, profesyoneller satışta. Spreadler açılıyor. Bir anda kırılganlaştı. Amerika'nın da bir fobisi var. Bireysel emeklilik sisteminde 18,5 trilyon dolarlık varlık var. Oradan emeklilik yaşı da gelmiş oraya girenlerin toplu çıkışlar olursa ne yaparız? 20 yıl boyunca bu sorunun yanıtını aramışlar, bulamamışlar. O 7 Eylül Cuma günü o ruh haliyle kapandı. Hafta sonu birileri mesai yaptı kapaları kapalar ardında. Ne yapsınlar, ne etsinler? 10 Eylül pazartesi Amerika tatildi. Amerikan piyasaları 11 Eylül'de açılacaktı. Hatırlıyorum, 10 Eylül'de birkaç arkadaş bir bankanın yöneticilerine sunuşumuz vardı. Ben 7 Eylül'ü görünce piyasa tarafını anlatıyordum. Konuşma metnimi değiştirdim. Dedim ki bu hafta olağan dışı bir olay bekleyin. Yani Amerikalılar bizim gibi kaderci değildir. İşi sağlama almak isterler. Gelişmelerin kontrol dışına çıkması, sistemik riskin çok ileri seviyede gitme olasılığı var. Bu olasılığı sıfırlamaya çalışacaklardır. Bunun için olağan dışı bir gerekçeye ihtiyaçları var ki olağanüstü önlemleri devreye sokabilsinler. 10 Eylül 2001 akşamı bu bir iki saat tartışıldı. Ne olacak? Bilmiyorum ne olacağını ama olağan dışı bir gerekçeye ihtiyaç var. Ertesi gün piyasalar açılmadan saat 3 civarında 15 dakika arayla iki uçak İkiz Kuleleri arkadan başka yerlere gitti. 11 Eylül terörist saldırısı dendi. Amerika hemen teşhis koydu. Asimetrik savaş. Önleyici müdahale. Ve o hafta piyasalar kapalı kaldı. Önlemler devreye sokuldu. Kurallı piyasa o gün rafa kalktı. O günden sonra piyasalar manipüle ediliyor. Bugün var olduğu söylenen kurallı piyasa yok aslında. Sadece insanlar koyun sürüsü gibi gürülüyor. Şunu sormak istedim. O iki uçak o binalara saplam, yani o iş olmasaydı Amerikan ekonomisinde o hafta nasıl geçerdi? Yani böyle varsayımlar, senaryolar yazmak çok zordur biliyorum ama bir önceki haftada... Yazayım ben sana. Panik kendi kendini besleyen bir yapısı vardır paniklerin. Örneğin Cuma günü birileri panikledi. Varlık değerlerinde büyük kayıplar var. Örneğin herhangi biri, diyelim ki John, bireysel emeklilik sistemine girmiş, topu topu 200 bin dolar yatırmış, maaşlarından kesilmiş. Ama 3,5 milyon dolara çıkmış varlığı. Hayal kuruyor işte, yükseliyor, biraz daha devam etsin. Yani 2001 Eylül'ünün ilk haftasındaki Amerika'daki durumu konuşuyoruz. Evet. Sonra diyor 1 milyon dolarıyla bireysel emeklilik sözleşmesi yaparım, her ay şu kadar maaş alırım. Geri kalanında nakit çekerim, işte şurada bir ev, şurada bir tekne, hayatımı yaşarım. Hayal kuruyor. Varlık büyüdükçe de hayaller daha bir renklenir. Ama bu hayalleri kurarken birdenbire o cuma günü varlık büyük toplam varlık 3,5 milyonlardan 2,7 milyon dolara düşerse bir şok yaşarsın. Daha düşer mi? Düşerse çıkmam lazım bir an önce. Çıkacaksa sermaye piyasalarına beslemek istenilen satışlar gelecektir. Alıcı yok o ortamda. Para üstü iniş başlar. Kimileri biraz daha bekleyin, belki toparlar diyecektir. Pazartesi günü panik besliyor, düşüş sertleşirse bekleyeyim diyenler de satışa gelecektir. O hafta sistem çökebilirdi. Yani %10-15 ihtimalle çökebilirdi. Sözel müdahaleler yeterli olamayabilirdi. Ama 11 Eylül Salı günü gerçekleşen saldırı o olasılığı sıfırladı. Ne koydu? Serbest bir kurallı piyasa gibi görünen
başka bir şey dünyada fırına verildi. Evet, ne koydu yerine, ne getirdi yani o müdahale bize iktisadi anlamda? Tamam biliyoruz, savaş çıktı, Afganistan peşinden Irak çıkardı. Şuna bakman lazım. O tarih takip eden bir yıl boyunca Amerika sermaye piyasaları hep satıcılı oldu. Düzeltemediler. O kurallara rağmen. Federal Reserve hemen devreye girdi. Bankalara kaynak aktardı. Her şirket sahibine kaynak aktarıldı. Herkes kendi hisselerini desteklesin dedi. Yeni kurallar getirildi tatilden sonrasında. Ama yine bir yıl boyunca satış baskısı devam etti. Amerika'da yepyeni sorunlar oluştu. İşsizlik o 4.9'dan 7.9'a kadar yükseldi. Sıkıntılı bir süreç. Peki ne olsun? O bir yıldan sonra daha büyük bir operasyon tasarlandı. İşte 70-80 ülkede önemli prime time'da yayınların değiştiği, insanların uyutulduğu, derinlik sarhoşuna kaptırıldığı programlar devreye sokuldu. Bir yandan da o 70-80 ülkede sokakta kredi kartı dağıtıldı. Evet, biz de bir tanesiydik. Bir talep patlaması yaratıldı. Sıcak para gelişen ülkelere aktı. Carry trade dendi. Faaliyet dışı gelir önemliydi. Borçlanmayanı dövdükleri bir süreç devreye girmişti. Yani 11 Eylül'ü takip eden bir yıl bambaşka bir süreç. Ondan sonra hiçbir şey normal olmadı. O dönemi yaşayan nesiller o anormalliği normal kabul etti. Egosunun esiri oldu. Gerçekçi olarak dünyaya bakmayı hiç beceremedi. Türkiye'de tam 2002 sonunda bir iktidar değişikliği oldu. 16 yıldır uygulanan politikalar bizi bugün Cumhuriyet tarihinin en ağır krizine getirdi. Bizdeki iktidar değişikliğiyle Amerika'daki 11 Eylül olayları ve yani doğrudan bir ilişki var o zaman. Tabii var. Biraz daha gerileteyim. 2000 yılı Kasım ayı Amerika'da başkanlık seçimleri. Clinton seçilemeyecek. İki dönem seçilmiş. Demokratların oylarında yıpranma var. Cumhuriyetçi biri başkan seçilecek. Cumhuriyetçiler de Junior Bush'u aday göstermiş. Zeka düzeyi vasat biri. Yönlendirilen biri. Daha seçilmeden savunma harcamalarının %40 artırma sözü verilmiş bir yerlere. Öyle kurgulamış CFR. Ama seçimde başkan seçiliyor da temsilciler meclisi ve senatoda yeterli çoğunluğu yok. Düşündüklerini uygulayamıyor. 11 Eylül terör saldırısından sonra fırsat buluyor. Fırsat buluyor. Senatodan, temsilciler meclisinden tam destek alıyor. İşte Büyük Ortadoğu Projesi'nin hızlandığı tarih de 11 Eylül 2001'dir. Evet. Derviş'in Dick Cheney'i ikna edip Türkiye'yi seçime götürme karşılığı önden yüklenip paraya ikna ettiği dönem yine o dönemdir. Peki bugün yine Derviş'i gündeme getirmeye çalışanları ne demek lazım? Yani bu dönem bu kadar açık bir savaş programı. Türkiye'de birileri Amerika'ya o kadar angaje olmuş ki onun vesayeti olmadan Türkiye'nin çok kötüye gideceğini düşünüyorlar. Daha doğrusu kendi durumlarının kötüye gideceğini sadece düşünüyorlar. Sadece Derviş söyle, başka isimler de var. Derviş yani aynı diyelim. O bir tarzdır. Türkiye'nin Amerika'ya hep Amerika'nın vesayeti altında kalması birilerinin çıkarı için hayati önemdedir. Yani şahıs olarak demiyorum zaten. Yani benzer eğitimlerden ya da pozisyonlarda bazı uluslararası isimler de bugün öneriliyor Türk ekonomisine ilaç bugün olarak. Bugün vakıf üniversiteleri, büyükleri verdikleri liberal ideolojiye bak. İnsanlara eğitimlirken at gözlüğü takılıyor. Farklı bir açı göremiyor. Hocam şimdi gene bu konuya bazı atıflar yapabiliriz ama şimdi biz artık bir belli bir yere geldi. Hani şu an bu dövizdeki dalgalanma konuşuyorduk ya. Hala o mudur? Yani yaşadığımız şey nedir? Döviz kurunun dalgalanması mıdır ya da adı nedir tam olarak bu sürecin? Yani hala o niteliğini mi koruyor? Türkiye'ye dönelim. Bak 94 krizini 6.3 milyarlar cari açık yüzünden yaşadık. 2001 krizini 9.8 milyarlar cari açık yüzünden yaşadık. IMF programı çöktü. Bugün ne kadar bu cari açık? Bugün 40 milyarların altına indiremiyoruz. Yıllık dış finansman ihtiyacımız 220 milyarların altına inmiyor. Peki ne oldu? Biz daha önce de çok bol miktarda borçlanabilseydik belki borçlanırdık, başımızı daha büyük belaya sokardık. Borçlanamıyorduk. Sıcak para akımları da daha sınırlıydı bize karşı.
Orta Doğu'nun ne olduğu konusunda bir fikirleri vardı. Uzak Doğu'ya gittikleri gibi buraya Latin Amerika'ya gitmediler hiçbir zaman. 11-52-2001 öncesinde. Ama 2002 sonrasında sokakta kredi kartı dağıtılmaya başladığı dönemde anormal bir para akını başladı. 2003 başından bu yana toplam cari açık üst üste koy 550 milyarlar. Dolar basmadığına göre bunu bir yerden borçlanman lazım. Evet. Şu anda dış borcumuz 460 milyarlar. Bir 70-80 milyarlar özelleştirme yapmışız. Artı sıcak para girişleri olmuş, öyle finanse etmişiz. Peki biz o cari açığı vermeseydik bugün 460 borcumuz olmazdı. Neyimiz olmazdı bir de? Bu kadar döviz rezervlerimiz daha fazla olurdu. Bu kadar kılgan olmazdık. Birileri bizle böyle oynayamazdı. Ya Rusya gibi krizi aslında baştan kabul etseydik ve uygun tedbirleri alsaydık belki de... Zaten krizi yaşamıştık. Zaten yaşamıştık. 2001'de. Bankalar sorunluydu. Farklı çözüm yolları da üretilebilirdi. Yani liberal reçete 15 yıl sonra çok ağır bir fatura daha mı? İkinci faturayla mı karşı karşıyayız sonunda? Çok daha ağır bir fatura. Bak 2001'deki krizde kamunun sorunu ciddiydi. Bütçenin büyüklüğünün gayri safi yurt çapı oranı %40'ı aşmıştı. Bankalar fiilen batık durumdaydı. Ama vatandaş sağlamdı. Şirketlerin sorunları bugünkü gibi ciddi değildi. Çok öz kaynaklının çok üstünde borçları yoktu. Yani vatandaşın borcu yoktu en azından. Birileri gitse evet. Bile sorun değildi. Yani vatandaş daha sağlamdı. Her 100 kişiden 4,3'ü borçluydu. Çoğunluğun işsiz kalsa bile 6 ay 1 yıl dayanacak gücü vardı, dayanışma vardı ülkede. Şimdi özel sektör çok borçlu, vatandaş çok borçlu. Ülkenin taşıyıcı kolonları felçli durumda şu an. Bankalar onlardan alacaklı, devlet de vergiyi bunlardan alacak. Pardon, alamayacaklar. O zaman bu krizden biz nasıl çıkacağız? Bu yanlışla devam ederek çıkma şansımız sıfır. Her şey daha kötüye gidecek. Onun için Cumhuriyet tarihinin ağır krizi. Zaten yaşadığımız kriz bize yolu gösteriyor. Diyor ki eski yaptığın, son 16 yılda yaptığın yanlışları sakın yapma. Artı şu büyüme yapını değiştirmen lazım. Büyüdükçe cari açık vermeye devam edemezsin. Yani kur yükseldikçe ithalat azalacak. Üretime öncelik vereceğiz. Geçmişin yanlışlarının bedelini ödememek diye bir şey yok. Peki gösteriyor, gelişmeler gösteriyor da görmesi gerekenler görüyor mu? Örneğin döviz yani çok değerliydi. Döviz ucuzdu. Geçtiğimiz dönemde yani 10-15 yıl öncesinden bahsediyorum. O ucuz döviz geldi. Biz o dövizi aldık, harcadık. Şimdi kur aslında olması gereken yerde değil mi? Hani biraz ters oluyor belki ama mevcut daha kur... Söyleyeyim. Şu an Türkiye'de borçlu olan şirketler, Türkiye'yi yöneten siyasiler, Türkiye'nin finansal yapısı aman alıştığımızdan vazgeçmeyelim eğiliminde. Statüköyü korumak için. Yani hayır, Türkiye ayağını yorganına göre uzatmak zorunda bir an için ve herkes de yaptığı yanlışların bedelini ödemek zorunda. Ne pahasına olursa olsun. Geçmişe bir sünger çekip geleceği düşünmek zorundayız. Onun için bir kriz yaşayacağız. Bu öyle sıradan bir kriz değil. Ama bakıyorsun Ankara'ya, işte varlık fonu, yeni bir yönetim belirlenmiş. Bakalım. Ankara, Katar'dan evet. Para gelsin. Bu ne diyor? Eski yanlışlarla gittiği yere kadar devam edelim demek bu. O zaman yani bu siyasi irade Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap veremez demek bu. Kafa değişmemiş çünkü. O zaman da kur da yükselmeye devam eder. Faizler de yükselir. Enflasyon da uçar gider. Bizim kafamızı duvarlara çarpa çarpa bize adam etmek zorunda kalır. Şimdi Sayın Civelek, çok konu var. O yüzden size sormak da istiyorum. Değerlendirme dışı kalmasın. Çünkü haftaya ne olur? Yani çok fazla şey olduğu için bu hafta kaçırmadan konuşalım. Manşetler şunu söyledi bu hafta. Yani hükümete yakın medya. İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Şimdi hani görüyor mu görmüyor mu diyoruz ama bir de hükümete yakın medyadan biraz anlıyoruz. Bu rakamlarda şu, ikinci çeyrek rakamları işte krize böyle yanıt verdi. İşte Türk ekonomisi çok güçlü. Öncelikle bu ikinci çeyrekten hangi dönem kastediliyor? Ve döviz kuru sonrasında
ekonomimizin verdiği güçlü bir yanıt mıdır? Bu ikinci çeyrek büyüme rakamları. Çünkü müthiş bir operasyon da oldu orada. Şimdi ikinci çeyrek dendiği zaman Nisan, Mayıs, Haziran ayını anlamamız lazım. Evet. İşte bu yılın Nisan, Mayıs, Haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre gayri safi yurt içi hasıla yeni hesaplama yöntemiyle %5.2 artmış. Buna büyüme deniyor. Aslında büyümenin milli geriden hesaplanması ortalama gelir artışını temsil etmesi lazım ama bu açıklama 5.2'nin o ortalama gelir artışıyla hiçbir ilgisi yok. Bu ciro gibi artış gibi bir şey. Şimdi peki bu artış nereden kaynaklanmış? Seçim öncesi. Özel tüketim harcamalarından kaynaklanmış. Sonra kamu harcamaları en fazla artmış. Biraz ihracat katkıda bulunmuş. Öne çıkanlar da bunlar. Şimdi bakıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı bir şey değerlendirme yapmış büyüme üzerine. Bu rakamı göstererek dengelenme sürecinden bahsetmiş. İnsan yani gülüyor. Moral vermek için mi kullanıyor diyorsunuz? Yoksa söylediğine gerçekten inanıyor mu? Anlayamıyorsunuz. O 3 ayın rakamı kurlarda bu Ağustos'un sert hareketi olmadan önceydi. Sert çakılma olmadan önceydi. Ve o rakamları gelecek açısından hiçbir şey söylemiyor. Bakın. Üçüncü çeyrekte yani Temmuz, Ağustos, Eylül ayında. Evet. Geçen yıl %11.1 artmış. Bu sene sıfır ya da eksi çıkabilir. Yani esas onu konuşmamız lazım. Son çeyrekte negatif çıkabilir. 2019'un ilk yarısı böyle çıkabilir. Bu ne demek? Finansal istikrarsızlık artacak. Bu dönemde fiyat istikrarını tesis yönündeki çabalar akıntıya kürek çekmektir demek. Ama hala insanlarımızı koyun sürüsü sanıyorlar. Kusura bakmayın. Yani yaşam koşulları artan fiyatlar insanlara öyle bir batıyor ki uyuyan bile uyanıyor. Siyasi iradenin kendisine çeki düzen vermesi lazım. Bu kafayla gidecek hiçbir yerimiz yok felaketten başka. Şimdi hala şu eğilimi görüyoruz. Biz bu döviz kurunu aşağı bastıralım. İşte yarın da Merkez Bankası toplanacak. Faiz artışı mı yapsak, dövizi nasıl aşağı çekeriz? Yani bir paçasından bir aşağı çekmeye çalışıyoruz bunu. Yani tek çözüm yolu bu olarak gözüküyor. Güzel. Gösteriliyor daha doğrusu. Öyle diyeyim. Türkiye'deki Liboş Korosu ne diyor? Para politikasını sıkılaştıralım. Evet. Mali disiplin, yapısal reformlar ama öncelikle enflasyon geriletilmeli. Pardon da böyle diye diye biz buraya gelmedik mi? Önce üretim yok. Başka şey yok. Saç koyu korumak var, göz boyamak var. Tüm faturayı da kendi yanlışlarının faturasını da vatandaşa ödetmek var. Ben bu devrin bittiğini düşünüyorum. Hayal kuruyorlar. Çok yanıldıklarını görecekler. Yani 6 ay içinde görecekler diyeyim. Şu anda Merkez Bankası yarın para kurulu toplanacak. Evet. Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandıktan sonra bir sinyal vermişti. Faiz yükseltecek. Şimdi piyasada bir toto oynanıyor. Faizler yükseltilecek. Nasıl? Hangi faiz? Kaç puan yükseltilecek? Birileri diyor ki yabancılar özellikle 10 puan yükseltmeli. Pardon da Türkiye'de zaten faizler normalleşti. Kredi faizleri 35-40 arasında. Bankalar kredi vermiyor artık. Swap piyasındaki faizler 30'a dayanmış. O faiz yükselişi olmuş. Mevduatta 26-27 gibi rakamlar da konuşuluyor. Merkez Bankası geriden gelecek proaktif olacak. Kusura bakmasınlar, şirketlerin batıklığını gidermez bu. Ama tek düşünceleri 10 puan diyenler kuru geriletsin. Kur gerilerse yabancıların zararı hafifler. Bilançolardaki kur kambiyo zararı hafifler. Ama bu sefer TL kredilerinin faizi çok artıyor. Alacaklar tahsil edilemiyor. Türkiye'de piyasanın kendi kendine verdiği bir kredi vardı. 2 yıla kadar vadeleri uzamıştı. Şu anda bir ay bile vade kimse kimseye tanımıyor. Alışveriş felçli durumda. Korkunç belirsizlik var. Fiyatlama yapılamıyor. Şirketlerin kurtarılması lazım. Batık vaziyette çoğu kobi. Nasıl yapılacağı, kaynağın nerede bulunacağı, çözüm nasıl üretileceği bunların konuşulması lazım. Bunlar konuşulmuyor. Aman insanların güvensizliğini ön plana yani çıkarmıyor. Klasik liberal dengeleme diyelim. Hani. Şu anda Merkez Bankası dediğim gibi 10.000 puan mı yapacak? Bunu yapamayacak muhtemelen. Bir de diyor ki 400-500 bas puan yapar.
bu kurlarda yukarı hareketi engeller, düştüğü yerde kalıcı olmasını sağlar. Kimisi diyor ki 200-250 fazla yapması zor. Siyasi iradenin tavrı belli. Bu ortamda ben kombine bir işlemle döviz kurun aşağı itildiğini düşünüyorum. Cuma günü bir operasyon yapıldı. Bugün de yoğun bir operasyon var. Kurlar geriye olursa küçük bir faiz yükselişini sıkıntı yaratmaz. Kurlar sert yukarı gitmez. Kendini çok göstermez. Eğer kur 6.60 olsaydı, 250 baz puan faiz yükseltilmiş olsaydı sert yukarı hareket olurdu. Burada bir alıştırma var. Bir ikincisi, hükümet uçan kuştan döviz arıyor. Şu anda Ziraat Bankası altın tahviline çıktı. Eurocins alttan tahvil satmaya çıktı. Vatandaş da bozdurmaya teşvik ediliyor ama yabancıdan satış gelmiyor, halktan gelmiyor. Mali sistemden ve özellikle Merkez Bankası'ndan geliyor. Vadeli işlemler piyasada TL uzlaşmalı olarak ve TL uzlaşmalı ihalelerden geliyor. Bu şekilde bastırarak sorun çözülür mü? Hayır, kesinlikle çözülmez. Enflasyonun artışı zamana belki biraz yayılır ama kurlar tekrar yükselir. Niye? Genel anlayışın değişmesi lazım. Öyle bir işaret görmüyoruz. Orta vadeli plan konusunda da yaklaşıma bakıyoruz. İhtiyaç duyulan öncelikler ufukta görünmüyor. Şimdi 3 haftadır orta vadeli planı programlarımızda, hatta belki bir aydır konuşuyoruz. Bugün açıklandı, yarın açıklanacak. Ağustos sonu deniyordu. Evet. Şimdi Eylül'ün ikinci yarısına kaldı. Bir türlü karar verememe mi neden oluyor buna? Yani bir politika demeti belirleyememe mi? Şöyle bir şey var. Benim tahminim, yanılıyor olabilirim. Kurlar eğer şöyle 5-5,5 arasına inmiş olsaydı, açıklarlardı. Hedeflerimiz bu diye. Ama kurlar oraya gerilemedi. Hedef açıklayamıyorlar. Niye? Hedef olmadan da program nasıl olacak? Siz işte 2019 yılı sonu enflasyon hedefini 16 derseniz ya da 16-17 gerçekçi olsun diye, yani kimseyi yönlendiremezsiniz. Şimdiden aşılan bir hedef. Eğer 11-12 diye hedef derseniz herkes güler geçer. Hayatta olmazlar. Ama kur gerilemiş olsaydı 5,5 liranın altına olabilirdi. Bekliyorlar. Kur gerilesin, hedefleri ondan sonra saptasınlar. O zaman daha çok bekleyecekler. Kusura bakmasınlar. Yani bu kriz, çünkü yanlış rotada gidiyorlar. Bu kriz hem rotayı düzeltmek hem de yani yeni bir, hani derler ya, fırsata çevirmek. Aslında fırsatları da yok mu bu krizin? Daha fırsat olarak değerlendirebileceğim. Çünkü artık bastırılamayan bir durum var belli ki. Birileri kendilerini çok üstün görüyor olabilir. Yanlışlarında inat ve ısrar ediyor olabilir. O insanlara her şey batmadan gerçeği anlatamaz. Bizim siyasilerimiz de inatlaşmayı seviyorlar. 16 yıllık aynı inatlaşma devam ediyor. Dünyada çok şey değişti, bunlar değişmedi. Yani bu ısrar bir türlü şeyi gösteremiyorsunuz, yani bir çıkış yolunu. Ben Ankara'nın... Özellikle şeyi soracağım size. Yani Sayın Cevelek, kur yüksek bir tedirginlik yaratıyor. Ya bunun yerine, yani döviz de arıyorsak, ihracat yapsak ya da üretime yönelse, ekonomi yöneltilse belki biraz maliyetli olur ya da zaman alır ama yani bir de aklın sesi bir taraftan da bunu söylüyor. Yani buraya bir türlü niye adım atılamıyor? Böyle mesajlar da geliyor hükümetten ama yani aynı anda 3-4 şeyi söyleyen bir yapı var karşımızda yani. Bu kafa karışıklığı da doğuruyor aynı zamanda. Şöyle söyleyeyim. Bizim bir vücudumuz var. Sağlığımız yerindeyse neyin sayesinde? Kalbimiz kan pompalıyor damarlara, oksijeni evet. Taşıyor her hücreye. Canlılık öyle korunuyor. Şu anda ülkenin, Türkiye'de bir organizma gibi düşünün. Kalbi aritmisi var. Damarlarda tıkanıklık var. Her hücreye, her işletmeye kan pompalanamıyor. Bir takım uzuvlar kangren olma tehlikesiyle karşı karşıya. Şimdi bu durum neden kaynaklanıyorsa o yanlışlardan arınmak lazım. O yanlışlar arınmadan kangren her tarafa yayılır. Birileri bu gerçeği inkar etmeye devam ediyor. Kim birileri? Türkiye'de riski olan yabancılar, Türkiye'deki finansal sistem,
Türkiye'deki siyasi, iktidardaki siyasi partiler, muhalefet de öyle. Gerçek işlerine gelmiyor. Nisan ya da Mayıs ayında söyledim. Cumhuriyet tarihinin en ağır krizi tetiklenmiş olabilir dedim. Bu kriz 94'e 2001'e benzemiyor. Bu biraz binanın taşıyıcı kolonlarını kırıyor, dağıtıyor. Binayı çökme tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Ve eski yaklaşımlarla bu tehlike ortadan kaldırılamaz. Hangi yaklaşımla bu tehlike göğüslenebilir? Şimdi bankacılık sisteminde finansal istikrar sorunumuz var. Yeni kredi verilmiyor. Mesela şu anda ihracatçı verilen kredilerin yarısına Exim vermiş. Exim'in de yapabileceklerinin bir sınırı var. Mali sektörün işlevsel olması lazım. Ama bedeller ödemeden tekrar formuna nasıl gelecek bilmiyoruz. Birincisi bu. İkincisi küresel koşullar da anormal. Evet. Yani hadi ihracata döneyim dediğin zaman nereye satacaksın? Her yerde savaş var. Her yerde sıkıntı var. Ticaret savaşları zaten korkunç belirsizlik yaratıyor. Yani Türkiye'nin Arjantin adı çıkmış kırılgan ama şu anda en iyi ekonomi hangisi desen herkes Amerika'yı gösterir. Bana göre Amerika'da kırılgan. Sürdürülebilir olmayan eğilimler, geleneksel olmayan politikalar görüntüyle gerçeği birbirinden çok uzaklaştırdı. Örneğin korumacılığın büyüdüğünü varsay. Evet. Korumacılık verimsizliği getirir. Amerika'daki gayrimenkul mevkimet fiyatları bugünkü seviyelerinde kalamaz. O da Amerikan bankacılık sistemini perişan eder. Yani küresel ölçekte sistemik bir risk var. Yani bu sadece bizi etkileyecek tabii, falan değil. Bu konudaki farklılık arttıkça dünya ticaret hacmi de daralmaya başlar. Nereye, nasıl satacağım? Bizim için bir fırsat var. Orta Doğu bu siyasi irade onu elinin tersiyle itiyor. Tahran zirvesi yapıldı, çözüm olsun diye itti ama peşinden bir gerilim de devam ediyor. Evet. Hani yani, satacağız, mal satacağız, ihracat yapacağız ama... Yani ilk defa tanık olduk. Canlı yayınlanan bir zirve. Herkesin ne dediği ortada. Yani İranlılar ne düşündüler de böyle yaptılar bilmiyorum. Ama belli ki Suriye konusunda Rusya, İran'la Türkiye arasında çok ciddi bir uzlaşmazlık var. Belli ki Türkiye kendi yaptıkları konusunda bir hafıza kaybı yaşıyor. Birilerini suçlarken o süreçte Türkiye'nin de neler yaptığının hatırlanması lazım. Ben Suriye politikasının başından bugüne kadar büyük yanlışlarla dolu olduğunu, yanlışlardan dönülemediğini düşünüyorum. Dualar da işe yaramıyor. Evet. Tahran zirvesini aslında biraz son iki dakikaya da girdik. Değerlendirmeden geçmeyelim çünkü siyasi konular konuşuldu ama bir de Kasım ayında yaptırım meselesi gündemde. Yani ülkelerin ekonomi kurmayları da aslında zirvede buluştu perde arkasında. Şöyle düşün. Bu ayın son haftasında son 10 gününde Federal Reserve 23'ünde sanıyorum toplanacak 23-24. Dolar faizini yükseltecek bir kademe daha. Bugün enflasyon geldi 2.8. Geçen cuma işsizlik rakamları geldi. İşsizlik oranı 3.9. Tam istihdamdalar. Ve ücret artışları 2.9'a tırmanmış yıllık bazda. Fed faiz yükseltmek zorunda. Birincisi bu. İkincisi ticaret savaşları. Çin'den gelen ürünlere ek gümrük vergisi koymaya kalkıyor. Tempolanıyor, evet. Aynı fiyatı alabileceği başka bir ülke yok. O zaman bu Amerika'da maliyet güvenli bir enflasyon baskısı daha yaratacak. 3. Kasım ayında İran yaptırımları. İran şu anda kartları, her şeyi çok açık oynuyor. Göründüğüm gibiyim mesajını çok net vermeye çalışıyor. Eğer İran'ın çok durumu zor duruma düşmesini engellemek için Amerika dışındaki ülkeler bir şeyler yapmazsa Hürmüz Boğazı belki kapanacak. Belki bambaşka, hiç düşünmek istemediğimiz sıkıntılar yaşanacak. Ve petrol fiyatları yukarı doğru hareketlenmeye başladı. Risk primi artıyor orada. Bu emtiaları da yukarı çekecek. Bu da bir enflasyon baskısı dünyada. Yani dünyada işsizlik artarken enflasyonun da arttığı stagflasyonist bir süreç 70'lerde olduğu gibi devreye girebilir. Ama o günün küresel borçluluk oranı bugünkünün yanına yaklaşamaz. Şimdi 240 trilyon civarında borç var. O stagflasyonist baskı sistemi çökertebilir. O zaman yaz sıcak geçti. Sonbaharda sıkıntılı konular var anlaşılan. En azından Eylül
zor geçecek. Ekim de zor geçecek. Dikkatli olmakta, tedbirli olmakta yarar var. Sayın Civelek teşekkürler. Bu hafta da biraz genişlettik. Belki haftaya biraz daha uzun vakit ayırabiliriz. Yani her hafta aslında konuşmamız gereken konuların hacmi genişliyor. Derinliği de artıyor. Bir yol bulacağız biz de önümüzdeki dönemde. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bugün yaşananları anlamak için son 20-30 yılda olup bitenleri hatırlamakta yarar var. Yoksa tek başına fazla bir anlam ifade etmiyor. Evet, biraz o hatırlatmaları da program esnasında yapmaya çalışıyoruz ki yarınki çözümlere de biraz ışık tutabilir diye temenni ediyoruz. Efendim çok teşekkür ediyorum bu haftada. Ekonomist Sayın Uğur Civelek ile birlikte değerlendirmeye çalıştık. Ama Cuma günü Sayın Civelek Halil Demirler ile birlikte Televizyon Gazetesi'nde saat 11'de devam edecek. Oradan da takip edebilirsiniz. Bizden şimdilik bu kadar. Ulusal Kanal ve Ulusal Radyo ortak yayınında sona geldik. Halkın Ekonomisi'nde haftaya görüşmek üzere efendim.